Hiç iyi bir sabah değil Arnold. Bugün hangi gün olduğunu hatırlıyor musun? Tabii ya. Bugün kıyamet günü. Bir volkan patladı bile. Sonra bir tsunami alıyoruz ve üstüne üstlük koca bir meteor geliyor. Bir süper yanardağın patlaması atalarımızın zaten yaşadığı olası bir kıyametin mükemmel bir örneğidir. Örneğin 750 bin yıl önce Toba yanardağının patlaması insan nüfusunu sadece 3500'e düşürdü. Ve aynı zamanda bir buz devrinin başlangıcını da yaklaştırdı. Çok sakin görünüyorsun Arnie. Sanki zaten bir çözümün varmış gibi. Arnold, hazırlanmışsın. Seninle gurur duyuyorum dostum. Sıcak hava balonu mu? Ciddi misin? Bekle. Bunu kendin mi yaptın? Evet. Görünüşe göre sen yapmışsın. Tüm bunlara gerçekten ihtiyacın olduğuna emin misin? Yoksa televizyonu ağırlık olarak mı aldın? Tamam. Hadi gidelim. Kendi elleriyle balon yapan ilk kişi sen değilsin. Larry Walters meteoroloji balonlarını bir sandalyeye bağladı ve kendini gökyüzüne fırlattı. Neredeyse 5 kilometreye kadar uçtu. Uçuşunun sonucu $1500'lık bir ceza. Balon kümesinden bir uçuş için rekor bir irtifa. Ve tabii ki bir Darwin ödülü oldu. Kıyamette bulut seviyesinde hayatta kalmak harika bir seçenek. Bir tsunami ya da deprem sana asla erişemez. Ama bak, bir meteor var. Sürtünme nedeniyle sıcaklığı artık 1500 santigrat derecenin üzerinde. Gerçek sıcak hava balonları yanmaz kumaştan yapılır. Hatırlat bana Arnold. Sen ne kullandın? Ha! Sence bu kadar mı? İşte meteor parçaları yağmuru. Yani Arnie, ne kadar süre devam edebileceğini düşünüyorsun? İlk aktarmasız dünya turu balon gezisi 1 Mart 1999'da Pickard ve Jones tarafından tamamlandı. Neredeyse 41 bin kilometrelik bir uçuştan sonra Mısır'a indiler. Ve neredeyse 20 gün sürdü. Tebrikler Arnold. Kıyametten kurtuldun. Doğru. Medeniyetin geri kalanı yok oldu. Hayatta kalan tek kişi sensin. Hamam böcekleri ve reklamcılar. Kesinlikle her türlü kıyametten sağ çıkarlar.